A benim tatlı salağım. O sosyete karılar seni isteyip seni mi bekleyeceklerdi zannediyorsun? Aman, o Zehra Hanım'ı istemişler ya yıllarca. Kız duy da inanma. Kapıcı karısı ellerinin altında diye bir iki temizliklerine çağırmışlardır. Seninki de kasım kasım kasılıyordur yıllarca işlerini yaptım diye. Hala, benim bir şekilde yukarıya çıkmam lazım. Ya ben bu delikte kaldığım müddetçe o Feriha'nın çevirdiği dolapları nasıl öğreneceğim? Kız, bilerek sana kapıyı açmıyor olabilirler mi? İstemiyor olabilirler mi seni? Hele bir açsınlar o kapıyı. Ben içeri bir gireyim. Bak nasıl isteteceğim kendimi. Hem onların vazgeçilmezi olurum, hem de o salak Cansu'nun güvenini kazanırım ben. Sen gene kaptırdın kendini ha. O yüzük işine dönmesin sakın. Dönmeyecek hala. Sen merak etme, ben aşağıda da yukarıda da yerimi sağlamlaştıracağım. Pişt, bana bak. Bu arada Zehra Hanım da gitti. E seni de yavaş yavaş bu eve alırız ha? Kız dur, acele etme. Orası da aynı delik, burası da aynı delik. Hem Zehra gitti, hemen yayıldılar dedirtmeyelim. Sen merak etme, ben yavaş yavaş ayağımı alıştırırım buraya. Erken mi geldin? Ya annem gidiyor diye yarım vardiya almıştım ya. E karına saatler olsun demeyecek misin? Saatler olsun. Ya Mehmet, Feriha'ya söylesek ya akşama patates kızartsa. Hı? Ya bana çok kokuyor, giremiyorum mutfağa. Ya annem yapmıştı yemek. Ay Mehmet, canım çekti, ne var yapsa? Hem ne bu surat? Ha ne var yani, anlamadım. Hayır, ana yoksa karın yanında. Ya Seher, daha yeni yolcu ettik. Nasıl düzelteyim suratımı? Ya canım, sen anlamıyorsun. Ben sana üzülüyorum. Feriha'cığım, akşama patates... Anlaşıldı, akşama aç kaldık. Ya Seher, anneminkilerden yersin işte. Bir çöpe bakacağım. Allah kavuştursun Feriha. Annem gitti, meydan sana kaldı zannediyorsun değil mi? Ya yapma Allah aşkına, ne meydanı? Yani bu evi gözünde çok büyütme. Sana da yeter, bana da. Bugün benimle uğraşma. Sakın. Korkuyorsun değil mi? İşbirlikçin gitti tabii. Hiç üzülme Feriha'cığım. Ben sana annenden daha iyi taktikler veririm, merak etme. Midemi bulandırıyorsun. Pislik. Ha, çık dışarı. Çık! Ne oldu? Yoksa sen de mi hamilesin? Annem sabaha kadar uyumayıp yemek mi yapmış ne? Halamlar gelmiyor mu? Apartman toplantısını çağırmışlar. Gelecekler belki.
Halam yine evde kaldı tek başına. Yalan ya. Kadının canı çıktı ev beklemekten. Annemin çorbası. Kim bilir bir daha ne zaman yiyeceğiz elinde. Feriha. Senin şu Cansu. O herifin evindeydi. Cenazeye de gelmişlerdi. Yani bu ne samimiyet anlamadım. Bana ne ya? Önce sana ne? Lafı mı yeri mi şimdi bunun? Bize ne ya? Allah Allah. Ben ders çalışacağım. Feriha. Masayı toparlamayacak mısın? Rica etsem. Hı? Ya bu hamilelikten yemin ederim parmağımı kıpırdatacak halim yok. Mehmet. Ya baban gelmeden odaya geçsek, şöyle sırtımız rahat bir yer görse ha? Ben içeri gidiyorum. Günaydın. Al bakayım Feriha şunu kızım. Ya biz de servisi bitirdik ancak geldik. Ha, siz daha ilk günden acı acına oturdunuz bekliyorsunuz değil mi? Tabii evin kızında da iş yok, gelininde de iş yok. Hah, ben bir çay yapayım. Ay. Vallahi insanın gözü arıyor. Şurada otururdu benim kara kaçan kara gözleriyle bakardı. Selam da buralardan çıkardı. Ay vallahi doğru söylüyorsun Hatice halacığım. Yani bizim de burnumuzun direği sızlıyor. Gelin hanım. Bakıyorum yatak odanı değiştirmişsin. Abim gelene kadar tadını çıkart bakalım. Halam yok mu? Ne bileyim sen halan dibi mi gelmiş, saçının dibi mi, boyan mı de bir şey geldi dedi ama pek anlayamadım ben onu. Alo. Anne. İyi, siz nasılsınız? Yolculuk nasıl geçti? Ha, halamlar geldi şimdi, kahvaltılık getirmişler. Yok anne, iyiyim ben. Ha. Ömer nasıl babam? Anladım anne. Ben de. Mehmet istiyor. Alo anne. Canım benim. Ne olur artık ağlama ha. Ne yapacağım ben Gülsüm? Annem siz ne yapacağım? Seher, apartman sana emanet, tamam? Ya Mehmet. Ya Mehmet, sen apartman dedin ama ben yukarı çıkacağım. Aa, doğru ya. Kafa kalmadı ki bende. Ne oluyor kız böyle kapının önünde fısır fısır? Ay, karı koca anne, bize ne? Yalnız Mehmet bir şey söyleyeceğim. Ben Hatice Alalara, Feralara falan yani çalışacağım demedim. Demedin mi? Ya demedim. Ya şimdi yukarıyla ne olacak ne bitecek bilmiyorum. Hani yarın bir gün olur da devamını getiremezsem laf olur. Ya ne laf olacak Seher? Ya gizli saklı mı gideceksin? Ay Mehmet, herkesin gözü üzerimde, ne yapayım?
Yarın bir gün istemezler, bir şey olur. Sonra beceremedi diye laf edecekler. Ya zaten hamileyim, duygusalım. Beni stres yapma ya, üzerime gelme. Ya tamam, sen sıkma canını. Ama öyle gizli saklı olmasın. İyi, tamam. Hadi kızım, sen oğluna bakalım. Ver onu da bana. Ben de gideyim apartmanın başına. Seher Hanım, sen de akşama bir şeyler yaparsın herhalde. Olmadı bize haber verin. Gülsüm, şu önünü kapat kızım acık. Elimizden geldiğince bir şeyler yaparız halacığım. Ay, uyandırdım mı ben sizi? Çok başınız sağ olsun bu arada. Seher ben. Hani Tülin Hanım ayarlamıştı yemek için. Mutfak orada. Ben dün de gel... Kesin görmesi lazım. Oha, televizyona bak. Sinema gibi. Buyurun. Sizi Tülin Hanım göndermişti değil mi? Hı hı. Ben çıkıyorum. Bu sizin. Şimdilik haftada 3 gün gelmeniz yeterli. Tamam. Sen lira mı? Hayır, bizim kafamızı koyduğumuz yastıksa bu ne acaba? Ay.
canım. Şu makyaj malzemelerine bak. Vallahi herhalde yani bir tane eksilse herhalde fark etmez. Vay vay vay. Geceliklere bak. O da kadın, biz de kadınız. Ya tabii bu gecelikle sen havalı olacaksın tabii. Ben mi havalı olacaktım? Sen Eman'ı. Elbise dolabı değil, mağaza mübarek. Ay Allah. Sana yemin ederim ben hayatımda böyle ev görmedim. Yapma be. Kocaman lebiderya gibi ya. Oh be. Hala bir mutfak var. Sana yemin ediyorum bizim şu salondan daha büyük. Hazır mutfak falan da değil. O kadının o eşyaları, odası, gardırobu falan. Ay aklımı yitiriyordum hala, çok güzel. Ay güzel, Rabbim görmeyi nasip eder mi acaba? Dur görürsün görürsün, fotoğrafları çektim. Bak. Kız bu ne mağaza gibi sıra sıra dizmiş entarilerini. Ay Allah, Allah nasip et ya Rabbi. Ay inanmıyorum, inanmıyorum. Kız insan bu evden çıkmak istemez ki. Aman kadın sabahın köründe çıktı, daha hala gelmedi. Vallahi suratsız da bir şey. Ha diyeceğim yasta da ama böyle saçı başı makyajı falan da yerindeydi. Kız, sakın buranın gelinisin diye seni istemiyor olmasınlar. Yarın kalkıp demesin sana bir daha gelme buraya diye. Ay yok canım, ben bir şey demedim. Yani işte o modacı kadın ayarladı diye, artık o ne anlattıysa. Hah, aman. Ben asıl şu Cansu'yla bir tanışamadım. Ama neyse, ben haftanın üç günü artık oradayım. Yani bir şekilde karşılaşırız. Ben onun aklına girmesini bilirim. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Cam göz. Bunun anası gitti ya, ses soluğu kesildi, sen merak etme. Bu afrası tafrası boşa. Adın Seher'di değil mi? Evet. Kovuldun Seher. Ama neden? Yemeklerimi falan mı beğenmediniz? Başka biriyle anlaştık. Ama... Hepsi bu kadar. Teşekkürler.
Sanem Hanım söylemedi galiba. Biz yeni birini aldık. Ben neden kovulduğumu gayet iyi biliyorum. Ama sana şunu söyleyeceğim. Ben Feriha'nın tarafında değilim. Senin tarafındayım. Ben onun ne mal olduğunu gayet iyi biliyorum. Sana neler yaptığını. İstersen sana yardım edebilirim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.